Değerli milletvekilleri, gündem dışı üçüncü söz, işitme engelli vatandaşlarımızın sorunları hakkında söz isteyen Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'a aittir. Buyurun Sayın Yokuş. Sayın Yokuş, Fahrettin Bey buyurun. Sayın Yokuş, söz talebi sizin diye notlarımda ama. Üçüncü sıradasınız zaten efendim. İkisi geçti. Zaman çabuk geçiyor Sayın Yokuş. Sayın Başkan, iki kere teşekkür ediyorum. Değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Efendim, bugün işitme engelli kardeşlerimizin sorunlarıyla ilgili konuşma yapacağım. Ülkemizde sayıları 3 milyona yaklaşan işitme engelli görünen, hiçbir kusurları olmadığından en az dikkat çeken ve toplum içerisinde zor fark edilen engel grubudur. Sessiz azınlığını oluşturan işitme engelli bireylerin hareket sınırlaması ötesinde pek çok problemlerle karşı karşıya kaldıkları da bir gerçektir. İletişim yoksunluğu, eğitim alma ve bilinç gelişimi açısından yaşadıkları ciddi bir sorundur. İşitme engelliler için hayati önem taşıyan 3E diye de ifade edilen erken teşhis, erken cihazlanma ve erken eğitim son derece önemlidir. İşitme engelli bireylerin ortalama kelime dağarcığı 150 kelimeden oluşuyor. Dolayısıyla günlük dilde kullanılan her kelimenin karşılığı Türk işaret dilinde bulunmuyor. Bu yüzden de toplumda yerleşik yanlış kanının aksine işitme engelli ile yazışarak iletişim kurulması mümkün olmuyor. Yine bu yoksunluk nedeniyle işitme engelliler okuduklarını anlamakta, yorumlamakta ve geri bildirim noktasında büyük problemler yaşamaktadırlar. İletişim eksikliği hemen hemen her alanda karşılarına çıkan bir engel oluyor. Sosyo-kültürel eksiklik, aidiyet duygusu, örf ve adet gelişiminin de önüne ne yazık ki geçirememektedir. Genel olarak sorunları 1. Ülkemizde toplamda Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 56 işitme engellilerin okulu bulunmaktadır. Ancak bu çocukların kaynaştırma sınıflarına dahil edilmesi ile kapatılan okullarımız oldu. 81 ilde il sıralamasında her ilde bir okul yok iken kapatılan okullar ile ailelerin yaşadıkları sorunların artmasıyla çocuklarının eğitim alma ya da eğitimine devam etme hakkı ellerinden alındı. Okullarımızda kendi dillerinde yani işaret dili eğitim alma şansları maalesef yok. Ülkemizde öğretmenlerimiz merkezi atama sistemi ile okullarımıza atanıyor. Eğitim fakültesi mezunu pedagojik formasyon eğitimini tamamlayan bir öğretmenimizin kendisini işitme engelli okulunda bulma şansı son derece yüksek. İşaret diline hakim olamayan bir öğretmen bu çocuklara nasıl eğitim verebilir, gelişimlerine nasıl katkı sağlayabilir? Lise eğitiminin tamamlayan bir işitme engelli, diğer engelli grupları ile eşit şartlarda üniversite sınavına tabi tutulmaktadır. Ülkemizde henüz kendi dillerinde sınav sistemine maalesef geçiş yapılamamıştır. Yine istihdamda yer alan işitme engelli bireyler için yasa gereği alınması zorunlu eğitimler mevcuttur. Örneğin temel iş sağlığı ve güvenliği ile ilk yardım gibi. Bu eğitimlerde maalesef ülkemizde işaret diline hakim iş sağlığı ve güvenliği uzmanı veya ilk yardımcı olmadığı için işaret dili tercümanları aracılığıyla verilmektedir. Ancak sınava işitme engelli çalışanlar çevirmensiz katılmakta, dolayısıyla başarısız olmaktadırlar. Yaşanılan bu sorun işverenler açısından da işitme engelli çalışanlar açısından da büyük problemlere neden olmaktadır. Özellikle kolluk kuvvetlerine intikal eden olaylarda karakollarda başlayan sorunlar savcılık ve mahkemelerde artmaktadır. Karakola götürülen bir işitme engelli bireyin ifadesinin alınabilmesi için işaret dili tercümanına ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak tercümanlık ücreti işitme engelli bireyden talep edilmekte, resmi olarak bir ödenek tanımlaması yoktur. Bu durumda
tercümanların isteğine bağlı bir ücret tarifesinin yaratılmasına neden olmaktadır. İşitme engelli bireylerin ekonomik yaşam şartları düşünüldüğünde talep edilen rakamlar son derece yüksektir. Bu ücreti karşılamakta zorlanan ya da tercümana ulaşmakta zorlanıldığında günlerce gözaltına maruz kalan işitme engelli bireyler bulunmaktadır. Diğer taraftan Türk işaret dili bir standart oluşturulamamıştır. Kişisel kullanım farklılıkları ile camiaya zarar verilmiştir. Bu durum kamu kurumlarında bile karşımıza çıkmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı Türk İşaret Dili Sözlüğü'nde kullanılan bir kelime ile yokuş tamamlayın sözleri. Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sözlüğü'nde farklılık göstermektedir. Genel anlamda değerlendirildiğinde toplumda var olabilmenin temeli iletişim yoksunluğu işitme engelli bireyler için en büyük sorunu teşkil etmekle beraber 1. Toplumsal yaşama katılımı, 2. eğitime alma hakkı, 3. hak edinim yoksunluğu, 4. cezai yaptırım kanun ve yasalara uyumu, 5. istihdama katılma ya da istikrarlı iş hayatına katılma, kariyer planlaması, hizmete erişim, toplumca kabul görme, gelenek ve göreneklerin devamlılığı, dini eğitimini, aile kavramının ve ebeveyn sorumluluklarının maalesef acilen düzenlenmesi gereken sorunlar olarak ortaya çıkmaktadır. Bilgiye erişimi önüne maalesef geçilemiyor. Bilgiye erişim yolunun sağlanmasını temenni ediliyor. Bu hususta Aile ve Çalışma Bakanlığımızın ciddi bir çalışma yapmasını arzu ettiğimizi buradan ifade ederek hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Değerli milletvekilleri, bu gündem dışı söz talepleriyle ilgili de bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Bu gündem dışı söz talepleri geldiğinde öncelikle bizlere ulaşan geliş sırasına göre değerlendiriyoruz. İkinci değerlendirme kriterimiz de daha önce gündem dışı söz alıp alınmadı ki bu şekilde de daha fazla sayıda milletvekilimize gündem dışı konuşma imkanını sağlamak üzere bunu yapıyoruz. Bu süreç içerisinde bu gündem dışı söz taleplerinin karşılanıp karşılanmamasının sizin tarafınızdan değerlendirilmesini bilgilerinize sunuyorum. Sayın milletvekilleri, şimdi sisteme giren 30 milletvekilimize yerlerinden birer dakika söz vereceğim. Bu bölümde sisteme giriş yapan milletvekilerimizin söz talebini karşılayacağım ama sonrasında gün içerisinde 60'a göre olan söz taleplerini karşılamayacağımı buradan bildirmek istiyorum. Sayın Sümer, sizinle başlıyoruz. Buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Cumhuriyetin ilanından kısa bir süre sonra doğrudan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle kurulan havacılık sanayimiz için büyük önem taşıyan Türk Hava Kurumu bugün bu misyonu yerine getirmekten çok uzak. Hatta kötü yönetimlerin bir sonucu olarak kapanma tehlikesiyle karşı karşıya. Cumhuriyetimizin simge kurumlarından biri olan Türk Hava Kurumu'nda önce yolsuzluk iddiaları çıktı. Ardından doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hedef gösterildi ve sonunda kayyum atandı. Atanan kayyum bırakın eski işlevine kavuşturmayı, kurumu daha da işlevsiz hale getirdi. Yangın söndürme ihalelerinde devre dışı bırakılan Türk Hava Kurumu büyük bir maddi kriz içerisine girdi. Krizin faturası kurum çalışanlarına çıkarılıyor. Yaklaşık 150 kişi işten çıkarıldı. İşten çıkarılmalarına devam edeceği bekleniyor. Buradan soruyoruz. Türk Hava Kurumu atıl bir hale getirilip sonra da kapatılmak mı isteniyor? Sayın Özdemir. Teşekkür ederim Sayın Başkan. 2011 yılında Suriye'de başlayan iç savaş sonrasında milyonlarca Suriyeli açık kapı politikasıyla ülkemize sığındılar. Sorumluluğu olan Avrupa Birliği'nin ve dünya ülkelerinin bu sorumluluklarını yerine getirmesi gerekirken tekrar minnet ve rahmetle andığım şehitlerimizin olduğu bir ortamda artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz denilerek sınır kapılarını açmak sorunu kalıcı olarak çözmeyecek ve yeni dramlara, yeni risklere yol açacaktır. İşte şu an Suriye dışında farklı ülkelerden ülkemize akın eden düzensiz göçmen sayısının da artma riskiyle karşı karşıyayız. Bugüne kadarki uyarılarımıza rağmen iktidar tarafından süreç yine iyi yönetilemezse bu adımın maliyetleri çok daha ağır olacaktır. Mülteciler diplomatik bir koz olarak görülmemeli, uluslararası hukuk kurallarına uygun bir şekilde yerleştirme garantisi alınmadan sınır kapılarını açıp insanları meçhule göndermek tüm taraflar için tarihi bir insan hakkı ihlali olarak anılacaktır. Aynı zamanda Avrupa Birliği de sınırı kapatmak yerine sorunu kalıcı olarak çözmenin çabası içinde olmalı. Sayın Şeker.
Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, ülkemizin bekası için İdlib'de bulunan askerlerimize yapılan saldırıda şehit düşen Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. 40 yıldır ülkemiz sağ sol çatışmasıyla ASAL'a, PKK, DH, DHKPC, FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadele etti. 10 binlerce insanımız hayatını kaybetti, binlerce şehidimiz oldu. Devletimizin kararlılığı ve güvenlik güçlerimizin başarısıyla toprak bütünlüğümüzü tehdit eden PKK terör örgütünün yurt içinde başı ezildi. Bundan rahatsız olan güçler Suriye'de PKK-YPG terör örgütüne destek vererek güney sınırlarımızı tehdit ettiler. Devletimiz bu tehditlere boyun eğmeyerek özellikle Suriye sınırlarımızda sınır ötesi yaptığı operasyonlarla güvenliğimizi ve toprak bütünlüğümüzü tehdit eden ve güney sınırlarımızda kurulmak isteyen taşeron PKK-PYD terör devletinin planlarını bozmuştur diyor genel kurulu, saygıyla selamlıyorum. Sayın Durmuşoğlu. Teşekkürler Sayın Başkan. Suriye'nin İdlib bölgesinde gerçekleşen alçak saldırı sonucu şehadete kavuşan Kadirlili Şehit Mehmet, Şehit Bekçi Yaşar Tank'ın torunu, yetim Ahmet Turhan Tank'ın oğlu uzman çavuş Batuhan Tank'a, Bahçeli Piyade uzman onbaşı Halil İbrahim Akkaya ve tüm kahraman askerlerimiz Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yine bu hain saldırıda yaralanan askerlerimize de acil şifalar diliyorum. Sınırlarımızın terör örgütleri ve gözün ülkemiz topraklarına dikmiş zalim bir rejim tarafından kuşatılmasına, milyonlarca sığınmacının yükünü kalıcı bir şekilde ülkemizin üstüne yıkılmasına asla izin vermeyeceğiz. Atalarımız İstanbul'un fethinde, Malazgirt'te, Çanakkale'de ülkemizin her karış toprağı için gözünü kırpmadan canını feda ettiyse, bizler de bu kutsal emanete sahip çıkıp aynı kararlılıkla topraklarımızı korumaya devam edeceğiz. Şehit kanlarıyla sulanmış bu topraklarda terör örgütlerine ve emperyalist güçlere karşı haklı mücadelemiz ileri ve sürecektir diyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Sayın Kayışoğlu. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Şubat ayında ülkemizde 22 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Bursa'da ise bir hafta içerisinde 2 kadın cinayeti işlendi. 35 yaşındaki Ulviye kocası tarafından göğsünden 9 kez bıçaklanarak öldürüldü ve 11 yaşındaki kızı annesini kanlar içinde buldu. Yine 4 gün önce göğsünden tabancayla vurulan Elif ticari taksiden yola atıldı. Buradan iktidara sesleniyorum. Bir an önce İstanbul Sözleşmesi'ni uygulayın. Eylem planlarınızı hayata geçirin. Artık zaman kaybetmeye ve bir kadının daha öldürülmesine tahammülümüz kalmamıştır. Ve bunları uygulamazsanız öldürülen her bir kadının vebali üzerinize olacaktır. Sayın Yalım. Teşekkür ederim Sayın Başkan. İran'ı transit geçerek Türkmenistan'a gitmek isterken koronavirüsü sebebiyle İran Lütfiapat sınır kapısını kapatıldığından dolayı 1000 civarında şoförümüz ve de tırlarımız mahsur kalmıştır. Sayın Dışişleri Bakanlığı ve yetkilileri, İran'la görüşüp bir an önce Türkmenistan'a geçişi sağlanması gerekmektedir 1000 civarındaki şoförümüzün. Yoksa bulundukları ortamdan dolayı koronavirüsünden değil ama açlık ve hijyen olmadığından dolayı başka hastalıklardan sebebinden dolayı öleceklerdir. Bir an önce Dışişleri Bakanlığı'nı bu göreve talip ediyorum. Sayın Barut. 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu'na göre yönetilen ve 1.100.000 çiftçi ortağı bulunan Tarım Kredi Kooperatifleri ile ilgili sürekli skandal haberleri geliyor. Personel alımında yaşanan skandallar ve kadın adaylara cinsiyetçi ayrım yapılmasıyla gündeme gelen, çiftçiye yüksek faizle ve pahalı gübre satmakla suçlanan kurumda sular hiç durulmuyor. Özel bir yasayla yönetilen ve bu kanuna dayanarak hazırlanan insan kaynakları yönetmeliğine göre Tarım Kredi Kooperatiflerinde emekli olanlar istihdam edilemiyor. Ancak Genel Müdür Fahrettin Poyraz'ın milletvekilliğinden emekli olmasına rağmen insan kaynakları yönetmeliğine aykırı bir şekilde atandığı belirtiliyor. Bu usulsüzlüğü kapatmak için 2019 yılında yapılan Birlik Genel Kurulu'nda yönetmeliğin kişiye özel değiştirildiği, emeklilik şartının kaldırıldığı söyleniyor. Genel Müdür'ün milletvekili emekli maaşı, genel müdür maaşı, teşvik birimi maaşı, huzur haklarıyla birlikte aylık gelirinin 100.000 liraya aştığı dile getirildi. Sayın Yılmaz Kaya. Teşekkürler Sayın Başkan. Canımızdan can gitti. Bir ayda İdlib'de 54 şehit verdik. Son bir ayda 25 farklı şehrimizde şehit acısı yaşanırken en çok şehit veren il Gaziantep oldu. Gaziantep kurtuluş mücadelesinde nüfusunun 1/4'ünü şehit vermiş gazi bir kenttir. Ancak yanlış politikalarımız yüzünden askerlerimiz Suriye topraklarında şehit oluyor, olmaya da devam ediyor. Gaziantep'te 8 ailenin ocağına ateş düştü.
Uzman Onbaşı Veysel Günay ve Selim Nergis, Sözleşmeli Erler Mecit Demir ve Mustafa Ertürk, Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıköz, Uzman Çavuş Uğur Kurt, Uzman Onbaşı Onur Şükrü Özler ve Halil İbrahim Akkaya. Buradan kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralarımıza acil şifalar diliyorum. Bizlerin yüreği bu yaşanan acılara, can kayıplarına artık dayanmıyor. Bu acıların devamına sebep olanların yüreği hiç sızlamıyor mu? Sizler nasıl dayanabiliyorsunuz? Doğrusu çok merak ediyorum. Yüce Etin saygıyla selamlıyorum. Sayın Kılavuz. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Şehit vatandır, millettir, bayraktır. Şehit tarihtir, şahittir, şereftir. Dün Sarıkamış'ta, Galicia'da, Yemen'de Kınalı Koç yiğitler, kahraman Mehmetçikler nasıl ki vatan, millet ve mukaddesat uğruna anadan, yardan ve serden geçtilerse, günümüzde de tarihin coğrafyaya dar geldiği, masum ve mazlumların sesli çığlıklarını aşırı titrettiği bu zor günlerde vefalı Türk geldi yine sedalarıyla, aynı ruh ve aynı inançla, aynı iman ve fıtratla İdlib'de zalimlerin karşısında durmuşlar, Türk'ün şanlı bayrağına sarılıp vatan olmuşlardır. Şehitlerimizi unutmayacağız. Mersin Erdemli'den İbrahim Tüzeli, Toroslar'dan Mehmet Muhammed Akay'ı, Mut'tan Özgür Kavastan'ı, Silifke'den Osman Akı ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor. Ailelerin acısını yürekten paylaşıyorum. Ruhları şad olsun. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana avuçunu açmış duruyor peygamber. Saygılarımla. Sayın Gökçel. Sayın Başkan, ülkemiz şehitlerini ağlıyor. Seçim bölge Mersin'in de dört bir yanına şehit ateşi düştü. İdlib saldırısında Toroslar ilçemizden Mehmet Muhammed Akay, Silifke'den Osman Ak, Erdemli'den İbrahim Tüzel, Gürbulak'ta Mut ilçemizden Özgür Kavas'tan şehit oldular. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, acıyla ailelerine de sabır diliyorum. Şehitlerimiz hepimizin değeri. Ama şehitlik makamı askerin, polisin, memurun kaderi değil. Devlet tüm vatandaşlarını güven içinde yaşatmak zorunda. Bizler vatanı için gözünü kırpmadan şehit olmuş ataların torunlarıyız. Bizler savaş zorunlu olmadıkça cinayettir diyen Atatürk'ün mirasçılarıyız. Savaş politikaları derhal son bulmalı, sorunlar diplomasiyle, ortak akılla çözülmelidir. Sayın Şimşek. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Başkan, koronavirüs sebebiyle İran ve Irak'la olan kapılar kapatılmış ve Türkiye'den giden tırlar uzun kuyruklar oluşturmaktadır. Özellikle Mersin Limanı'ndan ithal edilip İran'a ve Irak'a ihraç edilmek üzere gönderilen muz şu anda tırlarda bekletilmektedir. Dosya değiştirme metoduyla karşıdan gelen, İran ve Irak'tan gelen tırların kafaları buradaki çekicileri yükleyip götürebilmektedir ama bu da günlük 5-6 aracı geçmemektedir. Bu muzların artık bozulma süreci yaklaşmış. Bunların iç piyasada piyasaya sürüleceği şu anda konuşulmaktadır. Çağrım Ticaret Bakanlığı'dır. Bununla ilgili hiç olmazsa Türkiye'ye şu anda mevcut ithal edilen ürünlerin yurt dışından çıkışı bir an önce sağlanmalı ve iç piyasadaki çiftçiler mağdur edilmemelidir. Ya da bunlar iç piyasaya sürülecekse bunların üzerine vergiler konularak iç piyasaya sürülmelidir. Yoksa vergisiz olarak iç piyasaya sürülürse Türkiye'deki muz fiyatları şu anda yarıya düşecek ve üretici mağdur olacaktır. Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Sayın Aycan. Sayın Başkan, bugün ve daha önce İdlib'de şehit olan askerlerimize ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak ordumuzu ve ordumuzun her operasyonunu destekliyoruz. Allah ordumuzun yar ve yardımcısı olsun. Bugünkü Suriye'nin durumu bizim tercihimiz değildir. Esad'ın kendi insanını katletmesi sonucu bu noktaya gelinmiştir. Suriye'nin bugünkü hali Esad'ın ve onu destekleyen İran'ın ve emperyalist Rusya'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İsrail'in eseridir. Sorulması gereken emperyalist ülkelerin Suriye'de ne aradığıdır. Suriye halkının bazı gruplarına da diyorum ki, emperyalist ülkelerin yalanlarına inanmayın, sizi kullanmalarına izin vermeyin. Aynı coğrafyada kader birliğimiz var. Oyunu görün, oyuna gelmeyin. Saygılarımla teşekkür ederim. Sayın Bakırlıoğlu. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Oda TV'de yer alan sessiz, sedasız ve törensiz defnedilen Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Oda TV ulaştı haberinin ardından haber müdürü Barış Terkoğlu ve haberi yapan Manisalı gazeteci Hülya Kılınç gözaltına alınmıştır. Cumhurbaşkanının Libya'da birkaç tane şehidimiz var demeciyle doğrulanmış olan, daha önce çeşitli medya kuruluşlarında haberleştirilen bir olayı haber yaptığı için Oda TV çalışanlarına yapılanlar, ülkedeki basın özgürlüğünün geldiği işler acısı durumu göz önünde sermektedir. Bu yanlıştan bir an önce dönülmesi, basının önündeki engellerin kaldırılması, gözaltıların son bulması,
en büyük dileğimizdir. Ayrıca bu sabah iş yerlerine gitmek için bindikleri servisin Akhisar'da kaza yapması sonucu hayatını kaybeden emekçilerimiz Leyla Şen ve Meryem Kocu'ya Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Sayın Erbay. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. İdlib'de kaybettiğimiz şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Türk devleti güçlüdür. Sorunların üstesinden geleceğine inancımız tamdır. Ancak hem coğrafyamızda yaşanan bu sıkıntılar hem de koronavirüsünden kaynaklanan kaygılar sezon hazırlığında olan turizm işletmecilerimizi endişelendirmektedir. Thomas Cook şirketinin batmasından olumsuz etkilenen Fethiye, Marmaris, Sarıgerme, Bodrum, Dalyan ve bölgemizdeki tüm turizmciler devletimiz tarafından alınan tedbirleri merak etmektedir. Sezon hazırlıklarının yapıldığı, rezervasyonların yoğun olması gereken bu dönemde Turizm Bakanı'nın yapacağı bir açıklama Muğla'mız ve ülkemizdeki turizmcileri rahatlatacaktır. Bölgemizin lokomotif sektörü olan turizm sektöründe alınacak tedbirler zor şartlarda var olma mücadelesi veren turizmciye moral olacaktır. Sayın Girgin. Teşekkürler Sayın Başkan. Taşımacılık yapan tır şoförlerimiz koronavirüs salgını nedeniyle günlerdir sınır kapılarında mahsur durumdalar. Sadece Gürpınar sınır kapısındaki bekleyiş bir haftayı aşmış durumda. Yine uzun zamandır 1000 civarında şoförümüz İran çıkışı, Türkmenistan girişi olan Lütfiabat kapısında beklemektedirler. Türkiye Konsolosluğu Lütfiabat sınır kapısında 5 kilometre uzakta olmasına rağmen hiçbir yetkili şoför arkadaşlarımız sorunlarıyla ilgilenmemektedir. Tır şoförlerimiz bu nedenlerle gıda, barınma ve tuvalet gibi en temel insani ihtiyaçlarını dahi karşılayacak olanaklardan yoksun kalmış, yiyecekleri için kara borsacılara mahkum edilmişlerdir. Dışişleri Bakanlığı şoförlerimizin Türkmenistan'a geçişleri için acilen sürece dahil olmalıdır. Sağlık Bakanlığı da ihtiyaç halinde karantina bölgelerini oluşturup gerekli tedbirleri acilen almalıdır. Şoförlerimiz perişandır. Mağduriyet bir an önce giderilmelidir. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Sayın Altıntaş. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Tüm dünyayı saran koronavirüs ülkemizi de tehdit etmektedir. Solunum sistemini zarar veren bu virüs ülkemize henüz girmedi ama girerse yakın dokunuş kültürümüz nedeniyle hızla yayılma potansiyeli var. O nedenle bakanlığımızın bu virüsün ülkemize girmemesi için gösterdiği üstün çabaları olumlu buluyorum. Sayın Bakanımızı ve tüm bakanlık çalışanlarını tebrik ediyorum. Değerli milletvekilleri, sigaranın solunum yollarına olumsuz etkisini anlatmama gerek yok. Özellikle kapalı alanda sigara içenlerin kendi sağlıklarına verdikleri zarar yanında diğer çalışanları da pasif içici konumuna sokması onların sağlıklarına da ciddi bir tehdittir. Meclisimizde de kapalı alanlarda sigara içilmemesine dikkat edilmesini diler, saygılarımı sunarım. Sayın Gürer. Teşekkürler Sayın Başkan. Sosyal Güvenlik Kurumu ile Bankalar Birliği bugün emeklilerle ilgili promosyon rakamını açıklamıştır. Bu rakam emeklilerin beklentisini karşılamamaktadır. En az bir maaş tutarında promosyon verilmesi emeklilerin beklentisiydi. Ancak verilen ücret ne yazık ki günlük bir simit ya da çayı birlikte tüketmeye dahi yeter bir ücret olmamıştır. Bankalar Birliği kamu bankalarının baskılamasıyla emeklilerin hakkını ne yazık ki vermemektedir. Özel bankalar daha fazla promosyon vermeye taraftır. Promosyon bir lütuf değildir, haktır. Sadaka olarak verilmiyor, emekli hakkını istiyor. En az risk grubu olan emekliler için bankalar promosyonların en az bir maaş tutarında vermeleri doğru olandır. Emekli mağdurdur, geçim sıkıntısı çekmektedir. Bu anlamda emeklilerin promosyonları artırılmalıdır. Teşekkür ediyorum. Sayın Kılıç. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Endülüs, Müslüman Fatihlerin İspanya'ya verdikleri isimdir. Avrupalı kralların çocukları Endülüs medreselerinde eğitim görürdü. Endülüs Avrupa'nın en güçlü, seçkin, zengin devletiydi. Sonra İspanya'da 8 asırdır devam eden İslam hakimiyeti son buldu. Müslümanlar ve Hristiyan olmayan herkes vaftiz edildi, işkence gördü, öldürüldü, kalanları sürüldü. Sürgünden orada yaşayan Yahudiler de paylarını aldılar. Yahudiler kendilerine yeni bir yurt bulabilmek için Avrupa ülkelerinin kapısını çaldılar. Sadece Osmanlı Devleti bunlara kapılarını açtı. Gelip bize sığındılar. Sultan II. Bayezid Yahudilerin iyi karşılanmaları ve onlara zarar verilmemesi hususunda bütün illere emirnameler göndermiştir. Çünkü inancımız ve insanlığımız o gün bugün böyle davranmamızı gerektiriyordu. Avrupa ise o günde bugün de aynı Avrupa'dır. Sayın Özcan.
Teşekkür ederim Sayın Başkan. Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları Genel Müdürlüğü'ne bağlı iken 2001 yılında özelleştirilmesi sonucu Mopak AŞ firmasına devredilen Muğla Seker Dalaman Kağıt Fabrikası ile ilgili olarak ihaleye alan firma tesislerin bir kısmını kapatmış, çok az bölümünü işletmeye almıştır. Fabrikaya ait sosyal tesisler, 200 koltuklu kapalı sinema, 26 odalı otel, aynı anda 500 kişiye hizmet verebilecek lokanta ve lokal ile 65 metrekareden 160 metrekareye kadar değişik tek, iki, üç katlı betonarme, 250 adeti geçen lojmanları hiç kullanılmamış, bakımı da yapılmamış, tamamen çürümeye terk edilmiştir. Şu an binaların camları kırılmış, çerçevelere düşmeye başlamıştır. Bu durum milli servetimizin göz göre göre yok olması demektir. Bu tesisler firmadan bedeli mukabil alınarak halka yine bedeli mukabil satılması Dalamanlı vatandaşlarımızın talebidir diyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Sayın Tutdere. Sayın Tutdere yoklar. Sayın Köksal. Selebir Sulama Birliği'nin suya yapmış olduğu aşırı zam nedeniyle bir su motoru saatte yaklaşık 6000 lira yakmaktadır. Tarımda üretim maliyetinin sürekli arttığı bu günlerde bir de yapılan bu afaki zam çiftçilerin belini bükmektedir. Özellikle Şuhut ilçemize bağlı Balçıkhisar, Güneytepe, Kayabelen ve Mahmut köylerindeki çiftçiler mağdur olmuştur. Bir an önce bu yanlıştan dönülmesini ve yapılan zammın geri çekilmesini bekliyoruz. Güven Kooperatifi 1954 yılında kurulmuş olup Akşehir-Afyon-Karahisar arası otobüs işletmeciliği yapmaktadır. Bu otobüsler özellikle Çay ve Sultandağ ilçeleriyle buralara bağlı köy ve kasabalardaki vatandaşların ulaşımını sağlamaktadır. Ancak güven otobüsleri şu anda Akşehir ilçesinde şehir içine sokulmamak da sadece Akşehir garajına girmesine izin verilmektedir. Bundan da en çok Çay, Sultandağ ve civarındaki köy ve kasabalardan Akşehir'e giden öğrenciler ve vatandaşlar mağdur olmaktadır. Bu mağduriyetin giderilmesi için Güven Kooperatifi B4 adı verilen şehir... Sayın Karasu. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Kurulduğu 1939 yılında Sivas Cer Atölyesi adıyla faaliyete geçen Türkiye Demiryolu Makineleri Sanayi Anonim Şirketi TÜDEMSAŞ, resmi gazetede Cumhurbaşkanı imzasıyla yayınlanan bir karar neticesinde başka bir şirkete bağlandı. 81 yıldır Sivas'ta binlerce vatandaşımıza ekmek kapısı olan ilk yerli otomotiv devrime ait motor bloklarının dökümünü yapan ilk yerli buharlı lokomotifi üreten TÜDEMSAŞ, Sivas'ın can damarıdır. İktidar siciline işlemiş bir özelleştirme tutkusuyla birçok devlet kurumunu olduğu gibi TÜDEMSAŞ'ı da pasifize etmek istemektedir. Buradan Sivas'a bir darbe daha vurmaya kalkışanlara sesleniyorum. TÜDEMSAŞ tüm Sivaslıların kırmızı çizgisidir. Kirli oyunlarınıza alet etmenize, bu fabrikayı da yandaşlara veya yabancılara peşkeş çekmenize asla izin vermeyeceğiz. Sayın Ersoy. Teşekkürler Sayın Başkan. Maalesef bugün İdlib'den iki askerimizin şehit haberini üzüntüyle almış bulunuyoruz. Bahar Kalkanı Harekatı'nda katil Esad rejiminin unsurları tarafından yapılan saldırı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı, yaralanan askerlerimize ise acil şifalar diliyorum. Tüm milletimizin başı sağ olsun. Türk milletinin muzaffer tarihini, milli bekasını, meşru savunma hakkının onurlu mücadelesini vermek için İdlib'de bulunan Mehmetçiğimize saygılarımı ve dualarımı gönderiyorum. Erkeğinden kadınına, gencinden yaşlısına aziz milletimiz ordumuzun her daim yanındadır. Mehmetçiğimize bu kutlu mücadelesinde muvaffakiyetler diliyorum. Teşekkür ederim. Sayın Adıgüzel. Tarım Bakanlığı ve TMA Genel Müdürlüğü'ne soruyorum. Geçen yıl bu tarihlerde fındık fiyatı ile ilgili en az 20 TL olmalı demiştim. Hükümet 16,5 TL'ye vermişti. Bugünlerde fındık bizim dediğimiz gibi 20 TL'ye satılıyor. İşte bu aradaki fark çiftçinin cebinden çalınandır. Yine geçen yıl TMA depolarındaki fındığın tamamına yakınını sezon öncesi İtalyan firması Ferrero'ya vermiş, yerli sanayicimizi mağdur etmişti. Bir yıldır uyardık, hakkaniyetli olun, yerli firmaları, yerli sanayi de gözetin diye bugünlere geldik. TMO bu yılda depolardaki fındığı piyasaya sürdü ama bu defa kime ne kadar fındık verdi onu da açıklamıyor. Ferrero'nun piyasaya ayar vermekte kullandığı yerli işbirlikçileri ne kadar fındık aldı belli değil. Soruluyor, söylenmiyor. Neden açıklamıyorsunuz? Neden korkuyorsunuz? Böyle gizli kapaklı iş olur mu? Ferrero'nun fındık piyasasındaki oyunlarına ayakçılık mı yapıyorsunuz? Açık ve şeffaf olun. Sezon öncesi bu ve benzer ayak oyunlardan vazgeçin. Bunları takip ediyor. Sayın Filiz. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Ülkemizde mevcut ekonomik durum yerel gazetelerimizi olumsuz etkilemeye devam etmektedir.
Ulusal gazetelerin bile ekonomik sıkıntılardan dolayı yayın hayatlarına son verdiği bu süreçte seçim bölgem Gaziantep'te bulunan birçok yerel gazete 2 yıl öncesine kadar renkli baskı yapmaktayken artan kağıt ve baskı maliyetlerinden ötürü siyah beyaz baskıya dönmüşlerdir. Birçoğu hacizler sebebiyle resmi ilan haklarını alamamakta ve basın çalışanları işsiz kalmaktadır. Resmi ilan ücretlerine 2020 yılı için yapılan düzenlemeye göre yerel gazeteler için resmi ilanın 1 santimetre karesinin tek sütundaki yayın ücreti KDV hariç 15 TL'den 17 TL'ye yükseltilmiştir. Ayakta kalma mücadelesi veren yerel basın mensupları bu artışı yeterli bulmamakta ve artırılmasını talep etmektedirler. Konuyu aracılığınızla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na iletiyor. Genel Kurulu saygılarımı selamlıyorum. Sayın Bülbül. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Resmi gazetede bugün yayınlanan kararnameye göre 11 ilde toplam 14.092.800 metrekarelik olan yaylı alanı olmaktan çıkarılan yerler var. Acaba yaylı alanları ranta mı kurban edilecek? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 50 bin kamu lojmanının satılması için ihale açılmasının ardından şimdi de aralarında Aydın'ın da bulunduğu 32 ilde 1290 hazine arazisi kamu hizmeti için gerekli olmadığı gerekçesiyle ihaleyle satışa çıkarıldı. Üstelik söz konusu arazilerden 500 süreyle emlak vergisi ve katma değer vergisi de alınmayacak. Nazilli'de yeni gayrimenkulde bu ihaleye girecek yerlerden. Aşağı Yakacık, Sevindikli, Hasköy, Kırcaklı, Dualar'da, Haydarlı'da ihaleye girecek taşımalar var. Sayın Bakan'a sormak istiyorum. Kamu yararına uygun olmadığı için kararlaştırılan yerlerin belirlenmesi neye göre yapılmaktadır? Kamu yararına uygun olmadığı kararlaştırılan tüm yerler satışa mı çıkarılacaktır? Saray ile yapılan israf harcamalarıyla boşalan hazine kasası bu tür satışlarla mı doldurmak istenmektedir? Teşekkür ederim. Sayın Güzel Mansur. Sayın Başkan, Türk Manistan'ın girişlerine izin vermediği, Türkiye'nin geri dönmelerini sağlayamadığı çoğu Hataylı bin şoförümüz Lütfiabat sınır kapısında 15 gündür koronavirüs esareti yaşıyor. Şoförlerimizin bulunduğu parkın etrafı tel örgülerle çevrilmiş ve çarşıya inmelerine daha izin verilmiyor. Yiyecekleri, içecekleri azalmış, hijyen yok, maske yok, koronavirüs salgını yanı başlarına kadar gelmiş ama korunma tedbirleri yok. Halleri içler acısı. Geçen hafta da yetkilileri göreve dağıtmıştım. Bir kez daha yeniliyorum. Ticaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı derhal gerekeni yapmalıdır. Eğer Türkmenistan'a giriş yapmaları sağlanmıyorsa şoförlerimizin sağlıklı bir şekilde yuvalarına geri dönmeleri, ailelerine kavuşmaları konusunda gereken adımlar derhal atılmadı. Teşekkürler. Sayın Sararslan. Sayın Toprak. Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri. Kahraman ordumuz Suriye'de Bahar Kalkanı harekatını başlatmıştır. Harekat ordumuz tarafından başarıyla yürütülmektedir. Türk halkı tek yürek harekatın arkasındadır. Ülkemizde ve yurt dışında Bağır Kalkan Harekatı'na şanlı bayrağımızla destek yürüyüşleri gerçekleştirmektedir. Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye hayati bir mücadele içerisindedir. Orta Doğu'da kan ve gözyaşının durması için gerçekleşen bu harekatta görev alan kahraman askerlerimize muvaffakiyetler diliyorum. Zulme karşı verilen mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir. Kendi rızası ile ülkemizden ayrılmak isteyen göçmenlere Yunanistan ve AB ülkeleri tarafından yapılan insanlık dışı muameleyi şiddetle kınıyorum. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Okçular Tepesi terk edilmeyecektir. Şehitler Tepesi boş değildir, boş kalmayacaktır. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Genel Kurulu ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Sayın İlhan. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Bugün İdlib'ten 2 askerimizin şehadet haberini aldık. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Değerli milletvekilleri, sınırımıza dayanmış bir büyük tehlike daha var. Koronavirüs, İran ve Irak'ta hızla yayılmaya başladı. Sağlık Bakanlığımızın da belirttiği gibi ülkemizde görülmesi an meselesi. Peki biz buna ne kadar hazırız? 2 ay önce Dünya Sağlık Örgütü salgının boyutunu detaylarıyla açıklamıştı. Ancak bizde bu konuyla ilgili adımlar son birkaç haftadır atılmaya başlandı. Örneğin bugünkü resmi gazetede koronavirüs salgını sebebiyle Türkiye'de ihtiyaç duyulabileceği gerekçesiyle radyoaktif toz filtreli koruyucu maske, tulum, gözlük, önlük, cerrahi maske ve tıbbi eldiven ihracatı ön izne bağlandı. Önemli bir karar, ancak biraz geç alındı. Ayrıca özellikle Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıklarının acil eylem planlarını kapsamlı ve koordineli şekilde revize etmeleri gerekiyor. Teşekkür ediyorum. Sayın Tokdemir. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Öncelikle İdlib'de şehit düşen tüm vatan evlatlarımıza
Allah'tan rahmet, gazilerimize acı şifalar diliyorum. AKP'nin Suriye'deki yanlış politikalardan en çok etkilenen Serhat ilimiz Hatay ve ilçeleri, özellikle bombalar ve füzeleriyle psikoloji bozulan ve geçici sığınmacılar ile demografik yapısı her gün değişen şehitlerimizin ve gazilerimizin ilk durağı Reyhan ilçemiz her zaman devletinin, milletinin, bayrağının ve ordusunun yanında yer almıştır. Atamız Gazi Mustafa Kemal'in şahsi meselesi olarak gördüğü ve namusum dediği şehrimiz için çalınmış vilayet yakıştırması yapmak kimsenin haddi değildir. Millet olmayı, devlet olmaya tercih eden biz Hataylılar öz yurdumuzda Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşamaktan onur ve gurur duyuyoruz. Sayın Kasap. Teşekkürler Sayın Başkan. İdlib'deki şehitlerimiz için başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Gazilerin yaralılarımıza da acil şifalar temenni ediyorum. Ulusumuzun başı sağ olsun. Bugün Kütahya Tavşanlı Emet yolu trafiğe kapatıldı. 10 kusur yıldır tekrar tekrar yapılmasına, tamirat görmesine rağmen yol sık sık devriliyor, sık sık göçüyor ve heyelanlar meydana geliyor. Burası Kütahya'nın önemli turizm ve termal bölgelerinden Emet'e bağlayan tek yol. Borun taşındığı, binlerce ton borun taşındığı tek yol. Ama maalesef bu yol bir türlü yapılamıyor. Teşekkür ediyorum. Sayın Gülüm. Grup yorum üyelerinden bahsetmek istiyorum. İbrahim Gökçek ve Hedim Bölek, ölüm orucunun 260. günlerindeler. Bu ülkede maalesef hukuk sağlansın, adalet sağlansın, keyfi tutuklama ve gözaltılara yasaklamalar son bulsun demek için insanlar ölüm aşık grevine, ölüm orucuna girmek zorunda kalıyorlar. Grup yorum üzerinde sürekli bir baskı uygulanıyor. Kültür merkezleri basılıyor, konserleri yasaklanıyor. Grup üyeleri sürekli keyfi bir şekilde tutuklanıyor. Aşık grevi, ölüm orucunun taleplerinin bir an önce kabul edilmesini, insanların yeniden hayata bağlanacağı koşulların yaratılmasını, bu konuda duyarlılığın geliştirilmesini buradan bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Kimse ölüm orucu yaparak hak aramak zorunda kalmasın bu ülkede. Sayın Çakır Özer. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Basın özgürlüğü ve halkın haber alma hakkı gazeteci gözaltılarıyla kısıtlanmakta, baskı altına alınmakta. Hafta sonu Sputnik Türkiye sitesinin Ankara ve İstanbul'daki muhabir ve yöneticilerinin önce evlerine baskın yapıldı, sonra gözaltına alındılar. Bugün de Oda TV Haber Müdürü ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Terkoğlu ile Manisalı gazeteci Hülya Kılınç gece yarısı baskınlarıyla gözaltına alındılar. Çalıştıkları kurumlar belli. Çağırırsınız gelirler ama illa de gece yarısı baskınıyla alınıyorlar. Terkoğlu ve Kılınç sadece gazetecilik faaliyeti yapmıştır. Bu gözaltıların kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Gazetecilerin soruşturmalarla, gece yarısı baskınlarıyla, gözaltılarla susturulmak istenmesi demokrasiyle, hukuk devletiyle bağdaşmaz. Barış Terkoğlu ile Hülya Kılınç'ın derhal serbest bırakılması gerekir. Gazetecilik suç değildir. Gazeteciler devletin memurları değildir. Sayın Budak. Sayın Başkan, tarım ve turizm sektörlerinin başkenti, doğrudan çok büyük miktarda döviz kazandıran Antalya'da 34 maden sahası için 18 Mart'ta bir ihale yapılacağı duyuruldu. Söz konusu maden sahalarının 23'üne ise ilk kez ruhsat verilecek. Buna göre Korkuteli'de 14, Gündoğmuş'ta 3, Finike'de 2, Kaş'ta 2, Serik ve Gazipaşa'da birer saha ilk kez faaliyete açılacak. Bu alanların toplam büyüklüğü ise yaklaşık 20 bin dönüm olacaktır. Uçaktan bakılınca Antalya mevcut maden taş ocakları gibi bombalanmış gibi görünen bir kent haline dönmüş durumda. Bundan turizm büyük zarar görüyor, tarım büyük zarar görüyor. HES'ler nedeniyle su kaynaklarına ulaşmakta zorluk çeken çiftçimiz bir de ocaklardaki patlamalar nedeniyle suyunun yönünün değişmesinden mağdur oluyor. Ocak faaliyetleri tarımsal üretimi etkiliyor, içme sularını kirletiyor, doğal hayata onarılamaz zarar veriyor. Şunu unutmayın, Antalya'nın üstü... Sayın Aygun. Teşekkür ederim başkanım. Engelli vatandaşlarımız arasında işsizlik %80'lere kadar çıkmıştır. Özel sektörde 114 bin engelli vatandaşımız çalışıyor ama bu sayı yetmez. Şu anda kamuya 10 bin engelli yurttaşımız atama bekliyor. Oysa yakın zamanda kamuya 1304 engel ataması gerçekleşmişti. Bu anlamda hem özel sektörde hem de kamuda daha çok engel ataması yapılması için yasal kod yaptırmak gerekiyor. Bu anlamda 4857 sayılı iş kanunu 30. maddesine göre 50 veya daha fazla işçi istihdam eden özel sektör için %3, kamu işlerinde %4 olan engellik kotası uygulanmaktadır.
Biz özel sektör için bu kotların %100 artmış ile %3'ten özel sektörde %6'ya, kamuda ise %4'ten 8'e çıkılması talep ediyoruz. Engelli vatandaşlarımızı sosyal hayata entegre etmek, istihdam etmek ve kimseye muhtaç olmadan yaşamaları için gereken koşulları sağlamak zorundayız. Teşekkür ederim. Sayın Gaytancıoğlu. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Geçtiğimiz aylarda Edirne'deki tarihi çarşılarda yapılan zamlarla esnafımızın zor duruma sokulduğunu burada dile getirmiştim. %100'ü bulan ve Türkiye'nin hiçbir yerinde yapılmayan bu zamlar esnafımızı başka bir açıdan da etkilemiştir. Yapılan kira artışlarıyla birlikte yıllık kira miktarları arttığı için götürü vergilendirmeye tabi esnaflarımız gerçek usule tabi olmak zorunda kalmıştır. Bu da esnafımıza muhasebeci ücreti, peşin vergi gibi yeni bir yükler getiriyor. AKP böylece bir zamla iki kuş vurduğunu düşünüyor olabilir. Ama vurduğu bu ülkenin sabah dükkanını açan, belki günü istihdatsız kapatan, zar zor geçimini sağlayan esnafı. Esnafın, işçinin, emeklinin, işsizin sırtına bu kadar yük yüklemek nedir? Bu insanlar nasıl geçinecek? Maliye ve Hazine Bakanlığı'nın bu konuda yaşanan mağduriyetleri ortadan kaldırmak için yeni bir düzenleme yapması şarttır. Siz gülebilirsiniz ama esnafımız, işçimiz, emeklimiz kan ağlıyor. Sayın Taşdemir. Teşekkür ederim Başkan. İran'la sınır olan ağır ilimiz koronavirüsünden kaynaklı büyük bir risk altında. Geçen hafta Sağlık Bakanlığı Doğu Bez ilçemize giderek Sara Hastanesi kurulacağını ve karantina uygulaması yapıldığını ifade etti. Ama gelinen noktada Sara Hastanesi'nin bir çadır karantinası olduğu, asgari sağlık hizmetlerinin verilmediği, hasta olmayanların bile hastalanma riskini taşıdığı bir tablo açığa çıktı. İnsanlar sınır kapısında soğuk çadırlarda bekletiliyor. Bir çadırda 30-40 insan tutuluyor. Yine 170 kişi aynı tuvaleti kullanmak zorunda kalıyor. Yemeklerini çadır aralarında yemek durumunda kalıyorlar. Dolayısıyla virüsüyle böyle mücadele edilmez, ciddiyetsiz bir tutum olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı'nın bir an önce virüsle mücadelede bu koşulların düzeltilmesi ve ciddi bir adım atması gerektiğini tekrar belirtmek istiyorum. Sayın Yıldız. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sayın Başkanım, sizin aracıyla Tarım Bakanı'na iletmek istiyorum. Didim, turizm cenneti olan bir ilçemiz. Yaklaşık yazın 700 bin turisti ağırlıyoruz. Maalesef Tarım Bakanlığı'nın aldığı bir kararıyla su ürünler organize sanayi kuruluyor. Bu vesileyle bunda bir ay önce Vali Bey'imizle görüştüğümüzde bu konuyla ilgili bilgi vereceğini söylemişti. Ama şu an duyduğumuza göre 4 tane büyük yatırımcı, yani 5 yıldızı yapılacak yatırımcılar geri çekilmiş. Yani yatırımda vazgeçmişler. Tarım Bakanlığı bir an önce bu su ürünleri organize sanayinin yapılmayacağına dair bir açıklama yapmasını istiyor. Bütün Didimlerin kulağı gözü Tarım Bakanlığı'na, teşekkür ediyorum. Sayın Özer. İdlib'de bugün de iki evladımız şehit düştü. AK Parti Genel Başkanı duaları bugün de gerçek oldu. Dün bir evladımızı gönderdiğimiz Şehitler Tepesi'ne bugün de iki evladımızı gönderdik. Allah rahmet eylesin, acılı ve kederli ailelere sabır versin. Biz bu toprakları düşmandan kurtaran bir milletin evlatlarıyız. Bu vatanda doğmuş olan her kişi bilir ki bu vatanın her karış toprağında şehit kanı vardır. O şehitler ki bu toprakları düşmana teslim edenlerle de mücadele etmiştir. O nedenle bu vatanda kimsenin kimseye şehadet mertebesini yüceliğini anlatmasına gerek de yoktur. İhtiyaç da yoktur. Ancak şehit olanların vatanseverliği ne kadar tartışılmazsa FETÖ'süz de daha çok şehit istediğini söyleyenlerin bu ülkede barış ve huzuru sağlayacağını düşünmek de o kadar zordur. Sayın Kayan. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Kapıkule'den başlayıp Halkalı'ya kadar gidecek olan hızlı tren projesinin hafriyatı başlamıştır. Bu hafriyat esnasında toprak kazımında elde edilen hafriyatlar tamamen meralara ve düz araziye dökülmektedir. Bu meralarda hayvancılık yoğun bir şekilde yapılmaktadır. Özellikle Bobeski'mizin Düğüncülü köyünde 3000 dönüm arazinin %60'ına toprak döküldüğünden dolayı hayvancılar artık hayvanlarını satmak zorunda kalmışlardır. Buna bir an önce çare bulunması gerekiyor ve bu toprağın buradan mutlaka kaldırılması gerekiyor. Özellikle E5 karayolunun genişletilmesi esnasında alınan malzemelerin oluşturduğu çukurlara dökülecek olan hafriyat bunu önleyecektir diyorum. Teşekkür ediyorum. Değerli milletvekilleri, milletvekillerimizin 60'a göre olan söz taleplerinin tamamı karşılanmıştır.
Bundan sonra gün içerisinde APŞ'a göre tekrar söz vermeyeceğimi sayın vekillere buradan bilgilerinize sunuyorum.